Uğur'un ofisine geldim ve ona pilates yaptıracağım burada. Hadi gelin gidelim. Happy Hour yerine. Evet, akşam geldim. Ofisi basmış biri olarak ben sana pilates yaptıracağım. 100 değil, 1000'dan başlayalım bebeğim. 2 12 değil, 8 oldu. Vallahi ya. Bakalım. Tamam, hadi esneyip yemeğe gideceğiz. Şimdi benden bir sporcu performansı kimse beklemesin. İmki var. Merhabalar. Şahane bir videoya hazır mısınız? Ben gördüğünüz gibi hazırım. Şimdi nereye geldim biliyor musunuz? Uğur'un ofisine geldim ve ona pilates yaptıracağım burada. Bakalım ne yapacak? Yapabilecek mi? Yapamayacak mı? Hadi gelin gidelim. Selam. Selam. Nasılsın? Ben evet, tabii ki her zaman olduğu gibi sportif bir şekilde pilatesimi yaptım. Sana da pilates yaptırmaya geldim. Sen de herhalde bu saatte tam şey saatin başlıyor değil mi? Happy hour saatin başlıyor. Saat. Değil mi? Tam saati, evet. Aynen. Güneş de güneş batıyor. Happy hour yerine bugün daha sağlıklı, daha fit pilates yaparsın belki diye düşündüm. Teşekkür ederim, çok mersi. Tabii ki yeşil çay. Ben hayatımda bu kadar yemek yiyen bir insan ilk defa görüyorum. Yani nasıl kilo aldığını anladım ben seni. Tüm gün yiyorsun ya. Hamburger yedim. Dur anlatacağım. Ben anlatırım, sen boş ver. Peki çekiyorlar. Peki ben sayayım. Sen bugün ne yediğini sayayım mı sana? Kim sana bunları anlatıyor ya burada? Yok, kimse anlatmıyor. Ben anlatırım, ben sana bir şey ısmarlayayım. Yok yok. Yani bir şeyler söyleyeyim, bir şeyler iç. Yo, benim içeceğim var, içeceğimle geldim. Teşekkür ederim. Pilates'e geçmeden önce. Neymişim ya ben? Allah Allah. Hayır, sen diyorsun ya bana. Ben işte çok kilo aldım, sen sürekli bir şeyler yiyorsun, senin yüzünden kilo aldım falan filan diyorsun ya bana. Onu söylüyorum sana. Yani neden kilo aldığını ben anladım. Niye? Çünkü ben sabah kahvaltından ondan sonra şu saate kadar ne yediğini biliyorum senin. Ne yedin? Sayayım mı? Sen kendin de şaşıracaksın ama. Söyle, şimdi bizi izleyen arkadaşlarımız da şaşıracaklar. Ben sayayım. Şöyle sabahleyin işte peynir, zeytinli, işte 3 dilim ekmek. İlk öğününden bahsediyorum. Tamam. İlk öğününden bahsediyorum. Çay, ondan sonra peynir, meynir işte, tamam. Ceviz, fıstık ezmesi, tamam. Ondan sonra bal. Tamam ha, işte 3 dilim ekmek bitmişti yani, evet, evet. Ondan sonra. Sonra şeye, masaya getirmeden kadın daha koyarken acil ceviz ve muz istendi. Doğru. Sonra ceviz ve muz yedin, arkadan şu an fıstık yedin. Doğru. Daha hiç süre dolmadan 45 dakika sonra daha bitmeden muset, burger ve mayonez. Yarısı bitmişti mayonezin, ketçap, patatesin hepsi bitmişti, 2-3 tane kalmıştı. Ben bunları yesem günlük bir insanın yiyeceği kalorinin hani çok çok üstünde yiyorsun. Daha gün bitmedi, devam ediyor. Zaten şu saatte happy hour'ın başlıyordu senin. O happy hour'ında işte şimdi pilates yapacaksın. Pilatesi yemeklerin bir saydısı ya. Kuşlar söyledi. Allah Allah. Evet. İnanamadım ama hayır, yani. Hayır, bir burger yedim. İnanamadım. Bu kadar yemeğe. Bir şey söyleyeceğim. Bu kadar yemeğe. Evet. Sen çok iyisin. Öyle mi? Evet. Gayet fitsin. Sen diyorsun ya ben hiçbir şey yemiyorum. Bu yememişse. Bu yememiş abi. Daha misafirler geliyor, biz burada yemek hazırlıyoruz. Biliyorum, terası biliyorum. Şurada kuzu çevriliyor falan. Hani öyle misafirler gelince ikram ediyoruz yani. Evet evet. Onları biliyorum canım. Onları biliyorum da şey hani yemiyorum deme. Sağlanmıyorsun. O yüzden şimdi sana güzel egzersiz yaptırayım diyorum. Pilatesten pek hoşlanmıyorsun ama. Happy hour saatinde. Ne tercih ederdin? Ne? Ne tercih ederdin şu anda? Hiçbir şey tercih etmez. Tamam gel hadi o zaman. Geçin, ben bir yarım saate gelirim. Yarım saate? Aha, tamam, o kadar sürmez inşallah. Hadi ondan bekliyoruz. Hala yemekten bahsediyor. Dünyayı yedin tüm gün. Ebru bana kilo aldırıyor onun. Son artık bir daha bu cümleyi kuramayacağının kanıtıdır bugün. Hadi pilatese. Tamam geliyorum. Sen üstünü değiştirip seni bekliyoruz. Evet, akşam geldin. Hoş geldin. Aynen, hoş bulduk. Pilates hocam. Yapıyor muydun sen? Kaç gündür böyle bir hareket görmedik sende. Pilates hocanız geldi ayağınıza, aynen Uğur Bey. Bütün gün ofisteydin. Ondan sonra bütün gün ofiste çalıştın. Yoğun bir gün geçirdin. Şimdi de happy hour yerine, tam happy hour saatinde ofisi basmış biri olarak ben sana pilates yaptıracağım. Ama şanslısın yani, çok şanslısın. Niye, ben açık havada yapmak istiyordum ama çok gürültü olur falan dediniz. Açık havada mı? Evet. Yani burası çok gürültülü bir bina gerçekten. Bir üç gündür buradayım, hayatımda
hayatımda bu kadar gürültü duymadım yani. Araba sesleri, sesi çekemeyiz. Ses geliyor. Evet, gerçekten öyle. Ben çok haklısın. Ne yapacağız onu söyle. Şimdi ne yapacağız? Şimdi görsün bari, 7 7 yazıyorsunuz ya. İstediğin sporu yaparız. Hadi bakalım, aynen görelim. Burgerler, mayonezler havada uçuştu bugün. Uçuşur ya, Allah Allah. Erkek adamız yiyeceğiz tabii. Tamam. Göreceğiz. Ne göreceğiz? Ne? Göbeğimiz mi var? Tamam, hadi o zaman başlayalım. Ne yapayım, ayakkabıda çıkarayım mı? Pilates evet, ayakkabısız oluyor biliyorsun. Ben kendime met koymadım yani, ben yapmayacağım. Özellikle sana konsantre olmak istiyorum. Hani hocalığın hakkını vermek istiyorum bugün. Öyle mi? Hı-hı. Böyle pilatesler falan. Ne evet. Güzel sporumuzu yapıyoruz. Ne güzel işte, aynen. Ne yapalım şimdi? Tamam, şimdi oturuyorsun. Plank'le mi başlayalım? Yok, plank'le değil hayır. Sen değilsin hoca, ben. Tamam, buyurun hocam. Benim söylediklerimi yapacaksın. Buyurun hocam. Evet yani, süremiz başladı. Bu arada ücretini bitişte söylerim sana. Genelde nakit oluyor. Nakit akışı var. Tamam, şimdi o zaman oturalım. Evet, yan oturalım. Pilates kadın sporu değil mi? Yo, erkek sporu. Bak işte şimdiden başladı, görüyorsunuz değil mi? Pilates şöyle, bak yan yatmalar. Şimdi o zaman oturacağız. Yani oturmayı o zaman göstereyim ben sana. Şöyle. Böyle oturuyoruz. Sen niye bir tane met çekmedin? Beraber yapsaydık işte. Bir tane şuraya met sen. Otur rahatla. Beraber yapalım. Ben yapmayacağım ki. Sana konsantre olup yapacağım. Neden beni caydırıyorsun? Hayır, bir şey söyleyeceğim. Neden beni şu anda caydırıyorsun? Doğru önlemem Pilates. Göstererek değil. Bana göster. Şuradan bir met al. Tamam, sana göstereceğim. Konsantre olacağım. Konsantre olmam tamam, gerekiyor. Oturdum şöyle. Tamam. Otur. Okay. Tamam. Otur. Ne yapacaksın? En zor hareketlerle başlayacaksın değil mi? 100'dan başlarız. Hayır, önce şeyi göstermek istiyorum 100 ben. 100 değil, 1000'dan başlayalım bebeğim. 1000. Ne 100 öyle? 100'da gelme bana, 1000'da gel. Peki, nefesi burnumuzdan alıp ağzımızdan vereceğiz. Başka tamam bir yerimize vermeyeceğiz yani. Yok, ağzımızdan da alabiliyoruz biliyorsun. Yogada ağızdan alınıyor nefes. Tamam. Burundan alınıyor. Okey. Hadi bakalım, fast food çılgınlığına bir son verelim artık. Tamam, harika. Şimdi evet, elimizle başımızı destekliyoruz. Tamam. Ondan sonra ayaklarımızı uzattık. Bu alt karın yağlarını yakan çok etkili ve güzel bir egzersizdir. Ayrıca erkeklerin de ihtiyacı olan bir egzersiz. Tabii ki simit egzersizi yaptıracağım. Tamam, ne yaptın? Ama önce alt karın yağlarını yakan bir egzersiz. Hareketi hemen elimizle başımızı destekledik. Nefes aldık. Nefes verirken hafiften kalkıyoruz. Karnımızı içeri çekiyoruz. Kaburga kapalı. Ayaklar yukarı. Eller bu şekilde. Şu değil mi? Yok, hayır, o değil. Hmm. Onu da yapacağız. O ikisi kombine. Evet. Evet. Dirsekleri aç. Tamam. Yavaş, yavaş, yavaş yapacağız. Sen hızlı yapma. Yavaş yapınca çok zor oluyor. Zor oluyor, aynen öyle. Yavaş olmaz. Evet. Yavaş olmaz. Pardon. Ya şuraya bir tane bel çek lütfen ya. Ya neden? Ben sana göstermek istiyorum yani. Ben hocayım ya. Allah Allah. Yok. Çek karnını iyice içeri. Evet, dışarı doğru. Harika. Son 3, 2, 1. Şimdi rahat bırak. Kaburga kapalı. Rahat bırak. Kaburga kapalı. Kaburgayı kapatacağız. Eller açık. Biraz önce gösterdiğin kombinasyonuydu ikisi. Elle mi? Elle olanı. Okey. Ayaklar yine yukarı kalkıyor. Evet. 2, 3. Çok güzel. 4. Titre, harika. 5. Titremiyorum. Yok, titremen doğru yaptığını gösteriyor. Allah Allah. Çok güzel. Karnını içeri, daha içeri çek. Dışarı fışkırtma. Evet. Süper. Tamam, 12. Bu kadar. 12 değil, 8 oldu. 12 oldu. Ya daha ikinci hareketten kasıyor. Çift çift sayıyorum ben. Çift çift sayıyorsun. O zaman 6 olmuş olması gerekiyor. Tamam, başka. Başka. 100 yapıyoruz. Sinirlerimi bozdu. 1000 yani. Tamam, 1000 yapıyoruz. Ayaklar yukarı. Böyle değil mi? Böyle bir şeydi. Nasıl oluyor? Ayaklar yukarı. Öyle değil mi? Tamam. Nasıl? Göstereceğim. Ayaklar yukarı. Evet, burada kal. 5 tane alıyorsun, 5 tane veriyorsun. 5 nefes al. Burnundan 5 nefes ver. Al, ver. Al, ver. Ben seni yöneteceğim izin verirsen. Ayaklarını yukarı kaldırıyorsun. Karnını içeri. Kaburga kapalı. Öyle mi? Evet. Tamam. Önce burundan al. Al. Ver. Al. Ver. Kal. Evet, sabit kal. Kal sabit. Çok güzel. Yani bacaklar sabit.
Bacaklar sabit. Bacaklar sabit. Tamam, en zorundaki ilk de geliyorsun ya. Geliyorum. Ya mayonez dedik, burger dedik, patates dedik. Bugün hepsini yakmam gerekiyor. Bugün çok yemiş dedik sen. Ebru Şallı olamaz kimse, okey anladık. Ebru Şallı ile ne ilgisi var ya? Ne yapalım, pilatesin bu işi sensin. Hadi, estağfurullah, ne ilgisi var? Joseph Pilates bulmuş, ben bulmadım. Ben Türkiye'ye tanıttım sadece, o kadar. 100 Tvaz mı geçtin? Yok, yapacağım. Yapacak mısın? Ama görüş babama, kendim yapayım. Nasıl hocalık yapayım ben şimdi? Lütfen bana söyler misiniz? Şimdi bakın, gördünüz değil mi? Siz de şahitsiniz. Tamam. Ben Pilates yaptırmaya çalışıyorum. Kendisi ne diyor? Karışma bana. Tamam, hadi esneye gideceğiz. Yemeğe gideceğiz. Yeter. Vallahi yeter ya. Tamam. Şimdi canı yanınca hoşlanmadı. Daha eğlenceli bir şeyler yapmamız gerekiyor. Hadi esnet sen beni de. Esneteyim. Evet, bitti bu kadar. Tamam, 100 yapmayacağız. Hadi yapalım. Başka bir şey yaptıracağım. Bak. Çok zorlanıyorum. Biraz şu tarafa. Kafan dışarıda kalıyor. Tamam, okey, alacağım ben. Sen hadi. Tamam. Karın yapmak istemiyorsun değil mi? Onu anladım. Ya ben Arabi Pilates yapıyorum biliyorsun. Cadillac'ta. Orada rahat yaylar falanla yardım ediyor. Hı. Şöyle metrezor. Vücut ağırlığıyla olan Pilates biraz evet. Zor geliyor. Evet. Biraz zor. Biliyorsun sen. Yo, bazen sen benim DVD'lerle de yapıyorsun. Bazen ama en fazla. Karını yapıyordun. Yani. Tamam, ne yapıyorsun? Peki tamam. O zaman şey yapalım. Şu simitler, love handle var ya, love handle biliyor musun? Tamam, love handle için çalışalım o zaman. Ne demiş bir Türk düşünür? Ne demiş? Demiş ki, göbek erkeğin altın kemeridir demiş. Onu Gupsi söylemiş, yanlış hatırlamıyorsam. Eltilerde dün akşam bir baktık da çocuklara gösterirken, evet o söylemişti onu, altın kemeridir diye. Evet, onun kocası bayağı göbekliydi filmde. Tamam, şunu yapalım, ondan sonra tabletop pozisyonunda olalım. Ben esneteceğim seni, merak tamam, etme. Çok point. Güzel stretching yaptıracağım. Tamam. Point fark etmez. Ha, bu şekilde duralım. Ve dirsekleri de açtık. Evet. Yavaş, çok güzel. 3. Harika. 4. Süper. 5. Çok iyi. 6. Çok iyi. 7. 8. Harika. 10'da bırakacağım. Son. Bravo. Helal. Okay. Çok güzel. Süper. İyice çek karnını. Uğur'da bir şey olmuştu, ben onu anlatmak istiyorum. Bayağı bir böyle bir 12-20 seans falan bir ders almıştı hocadan. İyi de bir hoca. Doğru, evet. Evet, çok güzel. Fakat Uğur karnını dışarı doğru çıkartarak çalıştı. Zaten gerçekten bir kas yığını gibi vücudu. Dolayısıyla karnı hafif dışarı doğru oldu bir ara. Hatırlıyorsun geçen yıl. Çıktı dışarı. Yani karnınızı içeri çekerek yaparsanız pilateste karnınız dümdüz olur. Eğer dışarı doğru bırakırsanız o dışarı doğru kas olur. Yağ gibi görünmez ama bu şekilde olabiliyor. Şimdi bunu kaç set yapacağız o zaman? Hangisini? Bu yaptığımız. Bu yaptığımızı 12-12, tamam, 24. Geçsinler. Sonra söylersin sen 5 set yaptık diye. Görüyorsunuz değil mi? Çekin bunları. Geçsinler. Biz yapalım rahat rahat sporumuzu. Hı-hı. Sonra sen yaptık diye sonunda hazır yapılmış. Bak bütün yaz sana dedim ki gel stretching yaptırayım. Bak çok kısaldın dedim. İşte bacakların şey oldu. Hamstringlerim falan filan hani. Tamam, ne yapıyoruz şimdi? Tamam, stretching mi yaptırayım? Yok, ne yapıyorsun? Bir hareket daha yaptır bari de. Yoruldun gibi. Yok canım, ne yoruldun? İyi misin? Evet, çok iyiyim. Yani. Mayonez, ayran, kola. Bak şimdi. Red Bull. Ben bilgisayarım. Allah Allah. Evet, Red Bull geldi doğru. İnanamıyorum sana. Yat peki, yat bir şey yapalım. O güzel rahatlatıyor hem bacakları. Makas yapalım, aynen. Okay. Karnı içeri çek, ellerini yana al bu şekilde. Kaburga kapalı. Ama gerçekten bugün sen bana yazını yaptırmıştın. O 10 dakika falan yapmıştın. Her gün. Her gün fark çok fark etti, aynen. Şaka bir yana bu hareketi. Evet, biz beraber şöyle yapıyoruz. Ben yaparken Uğur da yanımda bir evet, arada ben ikimiz. Geldim. Evet, ben şimdi yapacağım senden sonra. Yapabilir misin? Rahatlatıyor bir de değil mi? Bu da hem bacağı hem de alt karnı çalıştırıyor. Hissediyor musun? Karnını içeri, karnını içeri çekersen süper. Evet. Şimdi bir de dizlerini büküp. Şu. Evet. Çok güzel. Bu da rahatlatır. Evet. Bir kere bir pilates dersinde yine çok ama yani ders verdiğim bir şeyde erkekler de vardı. Hepsi kaçtı ya. Tabii canım. Tuvalete gidiyorum diye hepsi kaçtı. Evet, stretching yapacağız, daha bitmedi. Gel.
Bak bunu seviyorsun, stretching'i. Tamam, yarın bir şey söyleyeceğim. Yapmayın. Yarın bir şey söyleyeceğim. Yarın geleyim, happy hour'a geleyim yarın. İstiyorsan. Ne? Happy hour'a geleyim bu sefer. Değil. Çarşamba bekliyorum. Happy hour'a. Evet, işlerim. Tamam, okey. Pilates yaparız, okey. Tamam. Tamam, yatıyorsun. Tamam, bir nefes alayım ya. Mayonezmiş, bilmem neymiş. Mayonez, muz, Red Bull, tamam, ceviz, fıstık ezmesi, bu kadar çok şey karıştırmış şimdi. Ya bu kadar atıp tutuyor. Bak bir şey söyleyeceğim. Yiyorum, tamam. Göstereyim bakalım. Ya sen açlar. Göstereyim ya. Al, karın mı var ya? Al, hiç bak. Yok, evet. Var mı? Çıkmıyor işte. Yok. Ben yiyorum, yakıyorum. Allah Allah. Yemezsem mutsuzum. Hani bir çikolata yemiş miyiz, tatlı yemiş miyiz? Yok. Kas olacak şeyler, proteinle beslenmişiz ya. Bu kadar ya. Geldim bir tatlı aşağıdan yukarı. Kim sana info vermişse. İnfo'la ilgisi yok. Gelen bal gelmiş, o da bal yani, anladın mı? Yeriz balı yani. Yok, fazla sağ tüketiyorsun dedim. Hocalar ne diyor? Koronadayız. Bol bol yemek yiyin. Şimdi bahsettik. Sana bir şey söyleyeceğim. Hiçbir şey yemiyorum, hiçbir şey yemiyorum diyen sen. Bugün hiçbir şey yemedim. Gerçekten. Bu yememiş halin mi? Yememiş halin. Ben bu kadar yesem herhalde 1000 kilo olurum. Ben olmuyorum işte, şanslıyım yani. Evet, anladım ben. Tamam. Hadi yat. Ne yapacağız? Stretching yaptıracağım, hadi. En sevdiğim. En sevdiğin, aynen. Yatayım mı? Sırt üstü yat. Bacak arkandan başlayalım. Sağ bacağını yukarı kaldır. Bu bacağını uzatabilirsin. Aynen. Biraz, evet. Burada parmak ucunu kaval kemiğine yaklaştırıyorsun. Aa ya. Evet. Güzel. Çapraza gideyim mi? Basayım mı? Aha, basarsam daha şey olacak. Evet. Burada nefes alıp vermen gerekiyor. Veriyorum. Nefes alıp verirsen daha burnundan güzel açılıyorsun. Evet, burnundan nefes al, ağzından ver. Yoga da yapıyorduk bir ara, ne güzel ya. O geldi aklıma. O zaman evlenmedi. Bayağı kapanmışsın. Ben seni kafalamak istedim. Kafalamak için işte, evet, yapıyorduk. Yoga, kafalamak için her gün pilates, sporcu biri gibiydi. O zamandı. O zamandı, aynen. Anladım. Öyle bir şey var değil mi? Var tabii. Erkeklerin öyle bir durumları var. Hı-hı. Sen evet, bazı tespitlerin vardı. İyi misin buraya kadar? Çok o zaman iyi. Değil mi? Tamam. Biraz daha çıkıyoruz. Biraz daha çıkartayım mı? Hı. Emin misin? Aaaa! Evet. O kadar da değil yani. Hı, tamam. Esneyim yani. Esnektin. Evet. Çok esnektin. Hayır, biraz yaptık ya, bayağı esnektik ya. Yani biraz açıldın ama bu, sen daha önce çok esnektin biliyorsun. Bayağı iyiydin. Ya bayağı iyi olmuştun yani. Önemli olan sağlıklı olman değil mi? Evet. Hı? Evet, aynen öyle. Doğru. Hı-hı. Biyolojik yaşım kaç çıktı? Orada bir yanlışlık var ama. Nasıl yani? Orada bir yanlışlık var bence. Küçük çıktı ama i̇yi ben bir inanamadım. Onun için yediğini yakıyorum. Tantu niye denk gelmedim değil mi kuzuya? Bak, Türk kültüründe evet. Tantu vardı. Biliyorum canım, sen öyle davetler... Evet. Paris'te o kadar götürdün her yere. Ne yaptım ben? En iyi restoranlara götürdüm. Sonra ben öğlendim dedim sana, benim burada bir dönercim var, ona gitmem lazım. Ha evet ya. Özel araba tuttum, ona gittim değil mi? Hı hı. Şimdi kültürümüzde var yani. Evet, bu bacağın da altı kapalı. O kapalı. Tamam, çok zorlamayacağım bunu. Çünkü çocukken o damak tadını alıyoruz ya anneden. Aldığımız o damak tadı alışıyor ona. Mesela şimdi avokadoyu işte yeni yeni mesela. Çocukken avokadoyu bilmiyordu. Senden öğrendik avokadoyu. Hı hı. Ben senden öğrendim avokadoyu, bilmiyordum avokadoyu. Gerçekten. Ama yoktu da zaten ortalıkta öyle bir şey. Çok fazla bunu zorlamayacağım. Şimdi sen Türkiye'de papaya meyvesini bilir misin? Bilmezsin yani. Tropikal mı meyve yani? Burada bilinen meyve. Şu anda. Karpuzdur, kavundur. Kışın portakal. Şu anda hepsi var artık burada da. Var da o zaman bizim... Alabilir miyim bacağım? Bahsediyorum yani. Evet, doğru. Damak tadımız öyle alışmış yani. Şimdi bir Mersin tantunisi yenir yani. Yenmez evet. Mi arkadaşlar? Yenir. İyi misin? Çok iyiyim. Harika. Kaldır bacakları. Bak şimdi ne kadar açıldığını gördün mü? Ya bravo. Ya? Vallahi çok. Vallahi bak çok fark çok etti. Sen her akşam gel. Ne oldu? Hep oradan vaz mı geçiyorsun? Ben geçiyorum. Söz. Vazgeçiyorsun. Ben her akşam bekliyorum. Harika. Şimdi yüzüstü yat. Biraz da sırtını açayım. Hain planlarım var diye. Değil mi? Ay terlemiş. Hani terlemeyecektin sen? Yok, ben gerçekten havasız burası oldu. Havasız. Evet ama vallahi haklısın biliyor musun sen? Çok haklısın. Havasız değil mi? Evet 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 evet. Gerçekten öyle. Şimdi ellerini alabilir miyim? Şöyle yaparsan kırılma şansı olmasın. Evet.
çok güzel. Şimdi burada nefes alalım. Harika. Rahat mı sırtın? Çok iyi. Aha. Evet, 5 tane nefes alalım. 3 oldu. 4, 5. Evet Uğur Bey, şöyle bırakalım. Buralarınız ne durumda? Çok iyi. Güzel. Harika. Evet. Bak, çok esnemişim değil mi? Bu da iyi. Senin evet çabuk reaksiyon veriyor. Sana ilk pilates yaptırdığımda, ilk tanıştığımızda yapıyordun ya işte o zaman. Hani beni kafalamak için yapıyormuş. İşte o zamanlar anlamıştım. Vücudunun o kafalama pilateslerinin sana bayağı bir yararı oldu. Yani kendine iyilik yaptın beni kafalayayım derken esasında. Değil mi? Kafaladın mı? Bayağı kafaladın. 5 yıl olacak, hadi kafalamışsın. Yine elini esasında diğer taraftan. Evet, böyle. Evet. Evet. Bunu evde denemeyin siz. Çiftlere söylüyorum. O kadar kolay değil. Evet, çok güzel. Boynunu rahat bırak, kasma. Süper. Alıyor musun nefes? Ben de şöyle squat yapayım. Boş kalmayayım. Ya şunu açıklamak getirmek istiyorum. Evet. Küçük bir aramızda. Şimdi ben sporcu değilim. Tamam. Spor profesyonel yapan insanlar var senin gibi. Sen profesyonel sporcusun. Sonuçta pilatesli. Diğer sporları burada yapıyorsun. İnsanları üretiyorsun. Hı hı. Yüzünü dön, istersen şöyle yan dönebilirsin. Profesyonel sporcu değilim ama çocukluğumdan beri spor yapıyorum devamlı. Vakit buldukça, fırsat buldukça spor yapıyorum. Yani sporun her dalı çok güzel. Ondan dolayı çok mutluyum. Şimdi benden bir sporcu performansı kimse beklemesin. Şimdi ben bir yok öyle bir şey beklemiyoruz zaten. Ama haftanın 5-6 günü spor yapıyorum. Sen de olsa zaten yapıyorum. Bu yemeği evet, yapmazsan. Yani hani öyle. Ama 7 yaşında spor yapıyorum. Sporun her dalını seviyorum ama bazı arkadaşlar var. Özellikle görüyoruz. Yani spor kolikler yani spor hastasılar. O rahatsızlık. Adamın işi gücü yok. Görüyorsun spor salonunda 4 saat spor salonunda. O rahatsızlık. Kadınlar da öyle. Sabah spor salonu. Mesela toplantıya çağırıyorum. Akşam toplantı var. Benim diyor spor şeyim var. Atıyorum pilatesim var diyor. Ve gider gelemem diyor yani anladın mı? Ya lan iş güç var yani gel yok benim o gün o saatte olmasa da ama hastalık seviyesinde hastalık. Yani 2 saat, 2,5 saat, 3 saat. Bence her şeyin fazlası kötü. Ben doğru. Spor hobi olarak yapıyorum. Ben sen spor yaparken seni izlemeyi daha çok seviyorum. Spor yapmış gibi oluyorum yani. Onun için senin kadar güzel birinin spor yapması. Teşekkür ederim. Geldin o kadar yol bana. Bu yemeğin üstünde çok rahatlattın. Özellikle esneme için çok teşekkür ederim. Özellikle esneme için dedi parantez içinde duydunuz çok mu? Çok sağ ol. Seninle evet. Sportif bir yaşam çok güzel. İyi ki varsın. Harika. Teşekkür ederim. Sayende six-packlerim oluştu. Yani yemek kısmı. Süper. Sen az gel ofise. Buraları denetleme yani. Bırak yiyelim bari. Olur mu? Ben bir şey denetlemiyorum vallahi. Yediğin yemeği şaşırdım sadece. Hiçbir şey yemiyorum diyorsun ya. Bugün de hiçbir şey yemedim. Çok şaşırdım. Hani too much yani. Benim için hani üst üste ayran, Red Bull, ceviz, fındık, fıstık, hamburger böyle dedim ne oluyor ya? Hepsini sen mi yiyorsun? Şaşırdım yani o yüzden. Çok şaşırdım. Misafirlerim geliyor ikram ediyor. Yok ben onlardan bahsetmiyorum. Senin yediklerinden ben bahsediyorum. Ben ikram etmeyi seven bir insanım. İnsanlar geliyor devamlı ikramda bulunuyoruz. Anladım. Bunların hepsi bana gelmiyor yani. Gelse zaten görürüz. Peki tamam yemedin kabul tamam, ediyoruz. Tamam teşekkür ederim pilates için. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Tamam bu cumartesi sabah da yaptırsın bana. Olur tamam. Sabah. Okey. Sözleşiyoruz anlaştık. Tamam anlaştık. Program alma. Nasıl olur? Anlaştık. Okey. İyi ki varsın. Okey. Yemiyorum ben. Teşekkür ederim.